kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey. Gerçeğin güvenilir ve güncel adresi Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Çağdaş Cengiz. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınıyla günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Gün boyunca haber merkezimize gelen haberleri derledik ve en öne çıkanlarla yurtta ve dünyadaki gelişmeleri sizler için sunacağız. Günün başlıklarıyla başlıyoruz. İlk başlığımız: kriz perdelenemiyor, %3 küçüldük. Artık krizi yokmuş gibi davranma ihtimali herhalde kalmamıştır. Artık TÜİK verileriyle de durum net bir şekilde ortada. Hem 2018'in son çeyreğinde %3'lük bir küçülme var, hem de 2018'de. Yani tablo ve durum ortada. Peki nasıl yaklaşıyor hükümet temsilcileri bu duruma, bu tabloya bakıp? En kötüsünü atlattık cevaplarından sanırım 4. ya da 5.si geldi Albayrak'ta. Aşağı yukarı birkaç haftada bir aynı şeyi söylüyor. Ancak hep atlattık dedikten sonra veriler tersini söylüyor. Veriler mi yalan söylüyor, yoksa hükümet temsilcileri mi durumu perdelemeye çalışıyor? Bu sorunun cevabını vermeyi sizlere bırakıyorum değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri. Bütün ayrıntılar haberimizde olacak. Şimdilik bu kadar diyelim ve sonraki başlığımıza geçelim. Mağdur işçinin büyük çözümü. Evet, traktör fabrikası işçileri, Türkiye'nin en eski traktör fabrikasının işçileri kendi alacaklarını alamadıkları için, tazminatlarını alamadıkları için bir mücadelenin içerisinde, ama onun ötesinde bir çözüme işaret ediyorlar. O çözüm ne? Şu. Diyor ki devlet gereken desteği versin, biz bu fabrikayı ayaklandırırız diyorlar. Şu anki fabrikanın durumu ne? İçeride hırsızlar, esrarkeşler barınıyor durumda. Atıl vaziyette. Fabrika sahibinin sürdürme imkanı yok. Tabii bu noktada özellikle aklımıza Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in vurguları geliyordu ki Doğu Perinçek'i ziyaret etti Uzel işçileri. Uzel traktör fabrikasına ilişkin işçi ne diyor? Devlet desteklesin. Biz diyor bu işi yaparız. Burayı ayaklandırırız. Fabrikayı üretir hale getiririz diyor. Daha önce Perinçek'in dile getirdiği o gerçeği bir kere daha ifade edelim. Ne demişti Perinçek? Eğer fabrikalar sahipleri konkordato ilan ediyorsa, iflas ediyorsa, işletemiyorsa buralar kamulaştırılmalı ve işçiye de buranın hisseleri verilmeli. İşçi buranın sahibi haline gelmeli. Aynı zamanda da sorumluluk almalı. Devletle birlikte işçinin de katkısıyla o fabrika üretir hale gelmeli demişti. Aslında aynı çözümü Uzel işçileri de dile getiriyorlar ve sorumluluk alarak bunu ifade ediyorlar. Çok çarpıcıydı. Zaten canlı yayında da göstermiştik. Derlediğimiz haberi de ayrıntılarıyla birlikte sizlere sunacağız. Sonraki başlığımıza geçelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili PKK'dan oy istedi. Hani hükümet krizi perdeleyemiyor artık dedik ya. Cumhuriyet Halk Partisi de artık HDP PKK ile işbirliğini perdelemiyor kısmını bırakalım, artık açıktan dile getirildi hale gelmişti. Köln'deki toplantıda işte bütün mağdurlardan oy istiyoruz, PKK'lılardan da istiyoruz diye açık açık dile getirdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Hatırlayalım, yine Edremit'te belediye başkan adayı Kürdistan'a oy vereceğim dediğinde işte o zaman bize vereceksin demişti. Hatta bugün bir tırnak içinde demeyeceğim, açık açık bir komedi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü önce Edremit belediye başkan adayının kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini ifade etmişti. Daha sonra bunu geri aldılar yazılı açıklamayla birlikte ve hayır, Ayvacık Belediye Başkanı adayı, eski Ayvacık Belediye Başkanı, pardon düzeltiyorum, onu kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettik dediler. Yani işte bir şeyleri örtemeyince, maskeleyemeyince bu tip durumların yaşanması da kaçınılmaz oluyor diyelim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu sizlerin takdirine bırakalım değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimiz. Sonraki başlığa geçelim. Evet, yerel seçime giderken ezan ve senet polemikleri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi liderleri, sözcüleri bu konu üzerinden tartışmaları yürüttüler. Bir tanesi kadın yürüyüşünde ezanın ıslıklandığı iddiası var ve buna karşı yine bir tepki eylemi gerçekleşti. Ve iki eylemde de polis müdahaleleri söz konusu oldu. Ve bu konu üzerinden bir tartışma yürüyor. Bir taraftan da Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'la ilgili bir senet iddiası söz konusu. Ve bunun üzerinden de bir dava açılması söz konusu. Tabii ki Mansur Yavaş'ın avukatı da itiraz etmişti konuya ilişkin. Tartışmalar
açıkçası bu düzlemde yürüyor. Tabii Türkiye'nin esas meseleleri bunlar mıdır? O da ayrı bir tartışma konusu diyelim. Tabloyu bu şekilde ifade edelim. Ve sonraki başlığımıza geçelim. Evet, Amik Ovası'nda çiftçi isyanı. Biliyorsunuz ciddi bir sel felaketi yaşadı. Amik Ovası'nda çiftçinin ürünü suların altında kaldı ve gerçekten çok büyük bir zarar söz konusu. Ve çiftçi bu noktada hükümetin kılını kıpırdatmamasına çok sert tepki gösteriyor ve ciddi anlamda eleştiriyor bu durumu. Çünkü o çiftçi ekmek parasından olmuş durumda, üretim yapamaz hale gelmiş durumda ve devletin buraya el atmaması sebebiyle de isyan haline gelmiş durumda. Tabii bölgede Vatan Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İskenderun Belediye Başkan Adayı da burada çiftçiyi dinlediler ve çözüm önerilerini sıraladılar. Günün başlıklarını bu şekilde toparlıyoruz ve Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Türkiye ekonomisindeki kriz TÜİK verileriyle de tescillenmiş oldu. Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde daraldı. Yıllık büyüme ise %2.6 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyümedeki yavaşlamanın geçici olduğunu öne sürdü. Ekonomistler küçülme devam edecek diyor. Türkiye'nin önündeki en büyük sorunsa işsizlik. Kriz tescillendi. Rakamlar alarm verdi. Son çeyrekte %3 küçülme yıllık büyüme hızını aşağı çekti. Nereden bakarsanız bakın bu rakamlar ekonomik krizin tescillendiğini gösteriyor. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. 2018 yılında Türkiye ekonomisi %2,6 büyüdü. 2,6 rakamıyla sevinmenin hiçbir alemi yok. Büyüme rakamımız %7,4 gelmişti. Oldukça yüksekti. Bundan sonra çok hızlı bir düşüş olmuştu. Önce 5'e düştü. Oradan 2'ye düştü. Bu sefer de -3'e düştü. Ülkenin yaşadığı ekonomik krizi adeta tescilleyen rakamların açıklanmasının ardından hükümetten büyümedeki yavaşlama geçici yorumu geldi. Kriz ne kadar yok derlerse desinler bu gerilemelerin hepsi devam ediyor. Yani aşağı doğru gitmek kaydıyla ve piyasada dikkat ederseniz yaprak kımıldamıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak en kötü geride kalmıştır dedi. Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındaki benzer bir durum gerçekleşmemiş. Süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir. Ya Türkiye'de zaten üretim odaklı bir büyüme yok. Tüketim odaklı bir büyüme var. Ekonomistler zayıf gelen büyüme rakamlarının tüketim odaklı olduğunu ifade ediyor. Bu kesinlikle üretim odaklı bir büyüme değil. Çünkü Türkiye'de zaten doğru düzgün bir üretim yok. Öte yandan tarım ve sanayinin katma değerleri sırasıyla %1,3 ve 1,1 yükselirken inşaat sektörünün %1,9 azaldı. Ekonomistler bu duruma dikkat çekti. Kişiler bile, bireyler bile dolar satın alıyor ve dolayısıyla piyasada dolar eksikliği var. Reel sektör dışarıdan bağımlı olduğu için, sanayi bağımlı olduğu için dışarıdan dolarla ara mal da alamıyor. Artık eldeki stokları da tükettiler. Bundan sonra reel sektör kapıya kilidi koymuş vaziyette. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla değeri 2018'de 9.632 dolar olarak hesaplandı. Vatandaşlar da Türkiye ekonomisinin gidişatından tedirgin. Bu sene bazı sıkıntılardan dolayı küçülme oldu. İnşallah Doğu Perinçek'in dediği gibi üretim ekonomisine geçersek toparlarız. Her şey pahalandı. Durum vahim tabii, yani işler acısı. Gitgide daha da kötü oluyoruz. Çözümü var mıdır onu da bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun. İşsizlik bir yana çalışanın durumu da iç açıcı değil. Ekonomi çok kötüye gidiyor. Bütün şeker fabrikaları kapandı. Çimento fabrikaları kapandı. Buradaki adamlar işsiz kaldı. Bir fabrika yapma olanağı yok şimdi. Merkez Bankası uzmanlarının hazırladığı rapora göre 9 milyona aşkın vatandaş sefalet içinde yaşıyor. Köşeye atacak bir paramız bile yok yani. Batırdılar, bitirdiler zaten. Yani. Bunun suyu ısındı. Böyle bir idare olamaz yani. Yazık bu ülkeye, yazık.
Türkiye'de 2 milyon 136 bin işçi asgari ücretin altında maaşla geçinmeye çalışıyor. 2017 verilerine göre ücret ve yevmiye ile çalışanların %11,3'ünün yani 2 milyon 136 bin işçinin eline ayda maaş, ücret, ikramiye ve prim dahil sadece 1200 lira geçiyor. 2017 yılında asgari ücretin 1404 lira olduğu dikkate alındığında bu veriler 2 milyona aşkın çalışanın asgari ücretin bile çok altında bir gelirle geçimini sağlamaya çalıştığını gösteriyor. Her geçen gün yoksul kesimler gittikçe büyüyor ülkede. Geniş kesimler yoksullaşıyor tabii. Ama ciddi para ekonomisi ve ekonomik konularda alınan kararlar çok yetersiz buluyorum. Şu an ben 2 milyar askeri maaş alıyorum. 2 milyar 20 lira kuruşu kuruşuna. Geçinemiyorum. 1000 lira kira veriyorum. 500 lira da her ay 500 lira doğal gaz parası. Şimdi ekranlarınıza 11 yıldır tazminatlarını almak için uğraşan Uzel işçilerinin mücadelesini getireceğiz. Türkiye'nin en köklü traktör fabrikası 150 yıllık bir tarih açık arttırmayla satışa çıktı. İş yerlerini ekmek teknesi olarak gören işçiler desteklerinden ötürü Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bir kez daha sorunlarını dile getirdi işçiler. Tabii şunu söylediler, o çok çarpıcıydı. Devlet destek versin. Biz bu fabrikayı ayağa kaldırırız. Bana beton yenilir, üretim lazım, iş lazım. Bu geleceğe iş lazım ya. Bu görmüş olduğunuz fabrika Türkiye'nin en köklü traktör fabrikalarından biri olan Uzel fabrikasıydı. Şimdi ise fabrikanın içinde hırsızlar dolaşıyor ve en değerli malzemeleri alıp götürüyorlar. Şu anda hırsızlar var içeride. Aynen, şu an içeri girme şansımız olsa kendi gözlerinizle hırsızları göreceksiniz. 150 yıllık tesis, 82 yıllık traktör fabrikası iflas edince bölgeyi hırsızlar sahiplendi. Fabrikada suçüstülerin yapılmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Üstelik hırsızlık vakaları gittikçe arttı. Sıradan bir atölye değil, dünyaya mal olmuş bir fabrika bu ya. Devlet buna nasıl el atmaz? Özellikle de ticari taksilerle geliyorlar. Lazım olacak yani traktör üretiminde kullanılacak parçaları götürüyorlar. Bu fabrika bir zamanlar Türkiye'nin traktör üretimine yön veriyordu. Şimdi ise yıkık dökük bir durumda açık arttırmayla satışa sunuldu. Bize devlet gelsin desin ki burayı biz alalım şu anda. Bize maddi bir imkan verilsin. Biz 6 ayda işçiler olarak burayı ayağa kaldırırız. Bak bizim elektrikçimiz var aramızda. Tamir bakımcımız var. Her şeyimiz var. Biz işçiler olarak burayı ayağa kaldırırız. Yeter ki bize fırsat versinler. Yani doğru düz bir para vermeden buranın içine yatmak istiyorlar, burayı betonlaştırmak istiyorlar. Fabrikanın satış fiyatı 446 milyon 139 bin 553 lira. Satış günü ise 15 Nisan olarak belirlendi. Satılmazsa diye ikinci satış günü olarak da 15 Mayıs tespit edildi. Ben kendim koyu bir AK Partiliyim ve utanıyorum artık ya. Yemin ediyorum utanıyorum. Ben bu parti zamanında mağdur oldum. Benim için bitmiştir ya. Yani 56 ülkeye traktör gönderiyorduk. Ama yazık, günah ya. Milli üretim vurgusu yapılan bugünlerde fabrikanın satışa çıkmasına işçiler tepkili. Unutulmuş durumda olan bu fabrikanın önünde bir güvenlik görevlisi bile beklemiyor. Milliden bahsediliyor, milliler batıyor. Yerine gökdelenler dikiliyor. Ben anlamıyorum. Uzel fabrikasını tekrar üretime kazandıralım. Burası benim memleketimin fabrikası olan Seka kağıt fabrikası haline dönüşmesin. Fabrika şu anda işler acısı bir duruma sahip. Yaklaşık 1000 işçi de 11 yıldır tazminatlarını almak için mücadele veriyor. Bu insanlara yazık, günah değil mi? Kimisi 30 sene, kimisi 20 sene, kimisi 22 sene. Ben kendi şahsım 22 seneliyim. Desteklerinden ötürü Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden emekçiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le bir araya geldi. Burada amaç ekmek teknesini korumak, üretimi sürdürmek. Evet. Yani Türkiye bir üretim ekonomisiyle buradan çıkar. Perinçek, işçilerin yürüttüğü mücadelenin vatan mücadelesi olduğunu söyledi. Ekmek teknesi kapanmasın, çalışsın. Hem üretim, Türkiye için üretim yapsın, hem işçinin evine ekmek götürebilsin. Çözümü bunun kamu işçi ortaklığıyla alınacak. Üretim planlaması yapmayan AKP iktidarı yükselen patates fiyatlarına karşı çözümü yine ithalatta buldu. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 200 bin tona kadar ithal patates için gümrük vergisi sıfırlandı. Karara tepki gösteren Türkiye Ziraatçılar Derneği ise çözümün ithalatta değil, yerli üreticinin acilen desteklenmesinden geçtiğini vurguladı. Patatesim, patatesim, patatesim. İthalata yönelik değil,
üretime yönelik tarım politikası belirlenmesi lazım. Hükümet soğanın ardından patateste de yeni bir karar aldı. Karara göre ithal patateste gümrük vergisi uygulanmayacak. Sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek. Üstlemesi 200 bin ton olacak. İlgili karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak resmi gazetede yayınlandı. Gelen mal iyi değil. Hani yurt dışından gelen malla bu mal bir değil. Yerli malımızı düşürün ithalı getirene kadar. İthalatın her türüne karşıyız. Yani ithalat tarımı çökertiyor zaten. AKP iktidarının yükselen sebze fiyatlarına karşı ithalata başvurduğu ilk olay patates değil. Ocak ayında alınan kararla 31 Mart gününe kadar soğanda da gümrük vergisi sıfırlanmıştı. Bugün soğanda yaşadık geçmişte. Şimdi patates. Yani yarın hangi gününde yaşayacağız belli değil. Yapılması gereken devletin planlaması çok önemli. Planlama yapması lazım. Yani ulusal tarım politikasını belirlemesi lazım. Her seferinde çareye ithalatta bulunan iktidara tepkiler gecikmedi. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş bu kararın yerli üreticiyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Siz üretici olsanız eker misiniz? Çünkü ithalat kararı var. Benim fiyat otomatikman düşecek demektir. Üretici maliyeti zaten yüksek. Dolayısıyla ekim ekmeyecek ya da az ekecek üretici. Üretici olumsuz yönde etkilerken tüketiciyi de aynı şekilde. Ulusal kanala konuşan Demirtaş, yükselen girdi maliyetleri karşısında ezilen çiftçilerin acilen desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye toprakları gerçekten verimli taban arazilerdir. Türkiye gibi en az iki ülkeyi besler Türkiye. Mazot, gübre, zirai ilaç, enerji yani elektrik, hatta sular da artık saatler takılıyor. Yani girdiler gerçekten yüksek. Üretici o nedenle kazanamıyor. Kazanmadığı ürün de ekmiyor. Bu fiyatlardan devletin desteklemesi lazım. Aslında bu üç haber Türkiye tablosunu ortaya koyuyor. Ekonomideki veriler ortada. Türkiye küçülüyor. İkinci haberimizde işçinin hem tazminat, kendi alın teri davasıyla hareket ettiği, hakkını talep ettiği mücadeleyi gördük. Hem de onlar ne diyor? Bu fabrikayı üretir hale getirelim. Ekmek teknemiz çalışır hale gelsin. Ve biz bunu yaparız diyor. Yeter ki burada bir kamucu anlayışla devlet burayı desteklesin. Üçüncü haberimiz, üretici ne diyor? Ziraatçı, çiftçi ne diyor? Devlet çiftçiyi desteklesin, üreticiyi desteklesin. İthalatla çözüm olmaz diyor. Bu çözüm önerileri net bir şekilde ortaya konmasına rağmen AKP iktidarının Türkiye'yi bu hale getiren ekonomi programına dışına çıkmadığına tanık oluyoruz. Peki bu böyle gider mi? Açıkçası böyle gitmez. Önümüzdeki süreç 2019 yılı, 2020 yılı da bunun böyle gitmeyeceğini hepimize gösterecek diyebiliriz. Evet, şimdi siyasi partilerdeki tabloya, duruma biraz bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Köln'deki bir etkinlikte açık açık PKK'dan oy istedi. Artık gizlisi saklısı kalmadı. Olayın artık milletvekillerinin ağzından da dile getiriliyor. Artık hem de HDP seçmeninden istiyoruz diye yuvarlamaya çalıştıkları şeyi de bir noktaya atmış durumdalar. CHP'nin Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, PKK'lı fark etmez, oylarınızı istiyoruz dedi. Edremit'teki Kürdistan açıklamalarının faturası ise belediye başkan adayı Edremit'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Selman Arslan'a kesilmişti ilk başta. Dediler ki kesin ihraç istemiyle disipline sevk ediyoruz açıklaması. Faik Öztrak'tan geldi. Televizyonda açık açık bunu ifade etti. Kendi adaylarını ihraç istemiyle disipline verdiklerine dair. Sonra ise bir düzeltme geldi. Eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'na fatura kesildi ve onun disipline sevk edildiği açıklandı. Yani Edremit'te durum, Türkiye tablosu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu hepsi açık açık görünüyor. Bir taraftan PKK'dan oy isteyen milletvekili Türkiye tablosunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Edremit'teki gelişmeleri ise biraz da şöyle yorumlamak lazım. Edremit'in 32 yıllık belediye başkanı istifa etmişti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve bağımsız olarak aday oldu. Vatan Partisi'nin de desteğiyle, çünkü meclis üyeleri Vatan Partililerden ve Vatan Partisi listesinden giriyor seçime. Edremit'te kazanma şansı çok yüksek. Bu etkinin de bu açıklamaları doğurduğunu da ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Haberimizde bütün ayrıntıları izleyelim.
CHP Genel Merkezi sessizliğini korurken adaylar ve milletvekilleri PKK'dan oy istiyor. Bu skandalın üzerinden çok geçmeden yeni bir skandala daha imza atıldı. Skandala imza atan isimse CHP'nin Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu oldu. Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler, hiç fark etmez. Aysu Bankoğlu'nun Almanya'nın Köln kentinde Halk TV yayınında yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı. Bartın'da PKK'lılarla birlikte mi propaganda yapıyorsunuz? HDP-PKK ilişkisi, sağ-sol ikilemi, bunlar beka problemleri, yok genel seçim havasına sokma çabaları... Ben size bizim kimin oyuna talip olduğumuzu bir anlatayım size. Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler, hiç fark etmez. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan bu açıklamalara Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Reyhan, bu bir dil sürçmesi midir? Aklınızda yoksa dilinizde olmaz. CHP epeydir, Atatürk'ün partisi değildir, olacak da değildir, dedi. CHP-HDP ittifakını açık eden Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Arslan'la ilgili ise CHP karıştı. Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Önce Arslan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği bilgisi düştü gündeme. Çok geçmeden CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklama geldi, düzeltme yapıldı. Arslan'ın konuyla ilgisi olmadığını söyleyen Öztrak, disipline sevk edilenin eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu açıkladı. Yerel seçim yaklaşırken siyasete ezan ve sahte senet polemiği geldi gündeme. AKP CHP'yi ezanı protesto edenlere sahip çıkmakla suçladı. CHP ise bizi kavgaya çekmeye çalışıyorlar. Tahriklere kapılmayacağız dedi. Akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir. Bu ahlaksızlıktır. Siyasette ezan tartışması devam ediyor. Taksim'de Kadınlar Günü yürüyüşünde ezana saygısızlık yapıldığı iddiaları Cumhur İttifakı tarafından dinlendirilmeye devam ediliyor. Son olarak AKP sözcüsü Ömer Çelik, Taksim'de ezana saygısızlık yapıldığı iddiasını yineledi. CHP'yi yapılan saygısızlığı sahiplenmekle suçladı. CHP'nin yanıtı ise gecikmedi. Yandaş medya eliyle önce çamur atıyorlar, sonra da suç isnat etmeye çalışıyorlar. Bu FETÖ taktikleridir, bize sökmez. Siyasette ezan gerginliği MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Ankara'da konuşan Bahçeli sert ifadeler kullandı. Yani ezandan rahatsız olmuşlar. Akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır. Bu vandallıktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendilerini kavga ortamına çekmeye çalıştıklarını söyledi, partililerini uyardı. Bizi tahrik etmek istiyorlar, bizi bir kavga ortamına çekmek istiyorlar. Herkesin, özellikle bizim partili arkadaşlarıma söylüyorum, herkesin bundan kaçınması lazım. Tarihler asla kapılmayacağız. Ezan tartışmasına ilişkin iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Süleyman Özışık'tan da açıklama geldi. Ezan tartışması ile ilgili öz eleştiri yapan Özışık, 8 Mart akşamı ezana saygısızlık yapılmadığının anlaşıldığını belirtti. Hakkına girdiğim eylemcilerden özür dilerim ifadelerini kullandı. Öte yandan siyasette tansiyonun yükseldiği bir diğer gelişme ise sahte senet iddiaları. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız açık seçik çıkacak ve cevaplayacaktır. O zaman göreceksiniz. Ne haldeler? CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet takibinden ceza aldığı iddia edildi. İddiaları alçak ve ahlaksız olarak tanımlayan Yavaş, konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapacağını duyurdu. Vatan Partisi adayları yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzon'da Arsin Belediye Başkan Adayı Harun Bülbül esnafla buluştu. Mersin'de kadın adaylar vatandaşlarla bir araya geldi. Muğla'da 13 ilçe 13 ilke sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Günal Dal ulaşım ilkesini açıkladı, kamuoyuyla paylaştı. Ankara'da ise Vatan Partisi'nin Kızılay Meydanı'nda tanıtım masası açıldı. Seni gördükçe daha iyi öleyim. Trabzon'da Vatan Partisi Arsin Belediye Başkan Adayı Harun Bülbül seçim çalışmalarına devam ediyor. Arsin'de esnafı ziyaret eden Bülbül ve beraberindeki heyet vatandaşlardan yerel seçimlerde destek istedi. Vatan Partisi'nin Mersin'deki 6 kadın belediye başkan adayı yemekte buluştu. Bunları da unutmadan. Toplantıda kadın adaylar Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lerzan Özgenç, Toroslar adayı Nursel Işıksoy, Çamlıyayla adayı İlknur Kalan, Mezitli adayı İclal Çürüksu, Akdeniz adayı Müyesser Gözü Kızıl ve Silifke adayı Filiz Ercan'la Yenişehir adayı Furkan Derecik, Tarsus adayı Fırat Arkalı ve Erdemli adayı Yunus Altıkulaç yaptıkları konuşmalarda projelerini anlattılar. Muğla'yı ve ilçelerimizi hizmetten... Muğla'da 13 ilçe 13 ilke sloganıyla yola çıkan Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Günal Dal ulaşım ilkesini açıkladı. Sınırsızlık Meydanı'nda halka seslenen Dal, ulaşımdaki sıkıntıları çözmek için 31 Mart'ta Muğlalılardan yetki istedi. Ulaşım bir yerden bir yere gidiş geliştir. Fakat Muğla'mızda bu durum tam tersidir. Büyükşehir Belediyesi ulaşımı durakta insanların beklemesi olarak yorumlamaktadır. Söz veriyoruz, Muğla'da Dubat tarihi olacak. Ulaşım ilkesiyle bu sorunları çözeceğiz. Değerli Muğlalılardan 31 Mart'ta yetki istiyoruz. Denizli'de Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç, Gözler Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinledi. Yerel seçimler için sokak çalışmalarına hız veren Vatan Partisi, Ankara Kızılay Meydanı'nda adayları için tanıtım masası açtı. Tanıtım masasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülinoy Gürle, Çankaya İlçe Belediye Başkan Adayı Avukat Fırat Kaya önünü tanıtan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Çankayalılardan Cumhuriyet'in Çankaya'sını yeniden inşa etmek için Tülinoy Gür hocamıza ve avukat adayımız Hasan Fırat Kaya önüne Çankaya'da oy vermelerini rica ediyoruz. Hatay'da Amik Ovası neredeyse kış boyunca sel suları altında kaldı. Ekili tarım alanlarında binlerce ton ürün yok oldu. Tüm çağrılara rağmen bölgeye yardım ulaşmadı. Evleri ve tarım arazileri sular altında kalan çiftçiler milyonları bulan maddi zararlarla bir başına bırakıldı. Yerel seçimler öncesinde bölge halkı tepkili, tarım bitti, üretim bitti, düzgün yönetemeyenler artık gitsin diyor. Yazın kuraklık, kışın sel baskınları nedeniyle üretici yıllardır zarar ediyor. Arazi bir şey kalmadı, arazi bitti. Ocak ve Şubat ayları boyunca yaklaşık 350 bin dönüm ekili tarım arazisi haftalarca yağmur suyunun altında kaldı. Buğday, soğan, havuç başta olmak üzere binlerce ton ürün sel suyuyla yok oldu. Kayakla girdik geldik bakalım. Yaşanır mı bu arada, yaşanmaz. Amik Ovası ve çevresinde her yıl tekrar eden bu görüntüler karşısında yerel yönetimlerce ne bir çözüm bulunuyor ne bir önlem alınıyor. Üretici zararıyla baş başa bırakılıyor. Ekili arazilerimizin çoğu buğdaylar suyun içinde kaldı. Ben ha rezil durumdayım. 6 çocuğum var benim burada, okula yollayamıyorum çocuklarımı. Halen kimse buraya bir el atmış değiller. Her yıl tekrar eden bu duruma çiftçiler isyan ediyor. Yalnızca yarın sandığı getireceği gün mü bizi tanıyacak? Böyle bir siyaset anlayışı olmaz. Ama bunun bir çözümü var. Vatan Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yunus Özgür Yıldırım ve Antakya Belediye Başkan Adayı Mehmet Çokluk, Amik Ovası'nın kenarındaki Küçük Dalyan bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Mazot, gübre, ilaç, tohum, ya bunlara bir baksana. En büyük suçu ben kimde görüyorum biliyor musun? Bende, sende, o birinde, halkta. Uyanın arkadaş ya. Getirdin mi kardeşim, eyvallah. Seçtin mi, güvendin mi, getirdin mi? Olmadı mı bir şey? Bas tokadı, indir aşağı. En önemlisi köylümüz eski delikanlılığını alacak. Köylümüz gerçekten efendimiz olacak. Eğer köylümüzü efendimiz yapmadıysa
üretime başlayamayız. Doğru. Tarım ondan sonra, ondan sonra fabrikatör. Şimdi bazı insanlar diyor ki ben diyor oyu kullanmayacağım. Bak cahil insan işte burada. Nasıl kullanmayacaksın ya? Bu vatan kimin? Bu millet kimin? Bu sıkıntılar, bu problemleri sen ben çözemezsek, oyumuzu kullanmazsak nasıl değiştireceğiz biz bu düzeni, bu yoksulluğu, bu belayı, bu... Ya öyle değil mi yani? Vatan Partisi adayı Yunus Özgür Yıldırım, planlı bir üretim ekonomisi modeliyle üreticinin de Türkiye'nin de sorunlarının çözülebileceğini belirtti. Belediyelerden başlayarak üretim yapmamız lazım. Üretmemiz lazım. Yani tarlamızı işlersek, fabrikalarımızı çalıştırırsak, makinelerimizi çalıştırırsak o zaman yeniden Türkiye'yi, Hatay'ı ayağa kaldırabiliriz. Tabii bunun için belediyelere büyük işler düşün. Aydın'da valiliğin jeotermal santrallere verdiği ÇED iznine karşı yürütmeyi durdurma davasında bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı. Zeytinliklerin ve tarım arazilerinin ortasındaki jeotermal faaliyetleri Vatan Partisi'nin hem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı hem de ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte yakın takibinde. Aydın'ın Germencik ilçesinde valiliğin jeotermal faaliyetleri için verdiği ÇED iznine karşı açılan yürütmeyi durdurma davasında bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı. 7 kişilik bilirkişi heyeti, jandarma ve hakim eşliğinde Uzunkum, Moralı ve Tekin köylerinin çeşitli noktalarında incelemeler yaptı. İncelemeye vatandaşların katılmasına izin verilmedi. Burası sıcak su jeotermalin enerjisinin atı gece buradan zehir saçıyor ve gördüğünüz gibi buharı da orada gösterdik demekten. Büyük Menderes'e akar sıcak suyun pis suyu bu. Bir de köyün yukarısında var köprünün olduğu yerde. Onu da köylüden izinsiz döşediler. Hala da orada duruyor. Benim gelin kanser hastalığı, hanım hasta. Bu inmez ki. Eşek giymez bunu. Benim hanımım %99 özürlü. Astımdan öksürükten gece yatamıyor. Görülen köy kılavuz istemez. Elbette şikayetçiyim. Arkadaki doğa katliamını görüyorsunuz. Bu memleketi yönetenlere sormak lazım. Bunun içerisindeki maddeler ne olduklarını bize bir açıklasalar da biz de sevinsek. Çok faydalıysa sevinelim. Zararlıysa üzülelim. Aydın Çevre ve Doğa Derneği Sekreteri Mehmet Güngör, Türk yargısının vereceği karardan umutlu. İnşallah doğru bir karar çıkacak. Zeytinlik alanlara yakınlığıyla, tarım alanlarının içerisinde olmasıyla, yanan koyunlarıyla bu davanın bilirkişi incelemesini bugün burada yapacağız. İnşallah hak, adalet yerini bulur. Sözü bu dakikadan sonra yargıya bırakıyoruz. Vicdana sesleniyoruz. Vatan Partisi Belediye Başkan adayları da incelemeleri yakından takip etti. Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yalçın Büyükdağlı çarpıcı uyarılarda bulundu. Burada bir katliam yaşanıyor. Doğa katliamı, çevre katliamı, tarım katliamı. İncir cenneti, ovasından, dağlarından yağ akan Aydın şimdi jeotermal cehennemi haline getiriliyor. Sorunlar en başta bunu bir politik olarak tespit edilen merkezi yönetimdir. Buna karşı seyirci kalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dır, ilçe belediyeleridir. Şimdi yurttaşlarımız işte bizlerle birlikte burada mücadele ediyorlar, tepkilerini ifade ediyorlar. Yurttaşların gücüne dayanarak ve kanunlar da bizim yanımızdadır. Bu işin üstesinden geleceğiz. Büyük Menderes Havzası'nın korunması için meclisteki partilere daha önce yaptığı öneriyi bir kez daha yineledi. Büyük Menderes Havzası koruma kanunu çıkarılmasını ve bu koruma kanununa dayanan bir özel bir kurumun bu tip sanayi işletmesi, jeotermal, büyük ölçekli yapılaşma ve benzeri kararları doğrudan o kurumun vermesini istiyoruz. Özel bir yasa ve özel bir kurum. Vatan Partisi Germencik Belediye Başkan Adayı Veli Gelir de Germencik halkının yaşam hakkı için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Maalesef kanunlara, standartlara uygun olarak işletilmeyen bu jeotermaller bizim incirimizi, zeytinimizi, insanlarımızı, Germencik halkını ciddi bir şekilde tehdit etmekte. Bunlara tüm Germencik halkıyla beraber mücadele etmeye davet ediyorum. Vatan Partisi olarak bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız. Vatan Partisi Söke Belediye Başkan Adayı Mehmet Baydoğan'sa sorunun jeotermal enerjinin yanlış kullanımından kaynaklandığı görüşünde. Burada ülkemizi, bölgemizi tehdit eden
aslında çok yararlı kullanılabilecek olmasına rağmen özel şirketlerin insafına bırakılan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu bölgenin halkı bu olaydan tedirgin. Buradaki vatandaşların, halkın yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Germencik halkı, çevreciler ve Vatan Partililer şimdi açıklanacak bilirkişi raporunu ve yargı kararını bekliyor. Son 24 saatte İran kuzeyine üst üste hava harekatları düzenlendi. Operasyonlarda PKK'ya ait sığınak, silah mevzii ve mühimmat depoları imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ard arda düzenlediği operasyonlarla PKK'ya nefes alacak alan bırakmıyor. Sınır içinde ve sınır ötesinde örgüte ağır darbe vuruluyor. Son 24 saatte İran kuzeyine üst üste hava harekatları düzenlendi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Avaşin Basyan, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'ya ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. ...31 Ocak'ta ara verilen Ergenekon kumpasının 8 FETÖ'cü hakim ve savcısının yargılandığı davaya bugün devam edildi. Duruşmada sanık Ercan Fırat savunma yaptı. Sanık Fırat, Ergenekon kumpasının hukuki bir dava olduğunu iddia etti. Duruşmayı sabote etmeye çalışan sanıklardan Hüsnü Çalmuk da davranışları nedeniyle mahkeme başkanınca sık sık uyarıldı. 31 Ocak'ta ara verilen kumpasçıların yargılandığı dava bugün tekrar başladı. Şimdi biz iddia makamıyız, onlar sanık. Hak yerini gecikmeli olarak bulacak diye düşünüyoruz. Ergenekon kumpas davalarında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılanması Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde yapılıyor. Davada eski hakim ve savcılar Hüseyin Özese, Mehmet Ali Pekgüzel, Hüsnü Çalmuk, Nihat Topal, Fatih Mehmet Uslu, Ercan Fırat, Murat Dalkuş ve Sedat Sami Haşıloğlu sanık durumunda. Sanıklar görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma gibi münferit suçlardan yargılanıyor. Örgütsel bir eylem planı var. Yaptıkları her şeyi örgüt adına yaptılar. Duruşmada sanık Ercan Fırat da savunma yaptı. Fırat, Ergenekon'un hukuki bir dava olduğunu öne sürdü. Kumpas davası sürecinde gerekçesiz hiçbir kararda imzası olmadığını iddia etti. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yargıtay'ın Ergenekon diye bir örgüt yoktur kararından sonra Ergenekon sapına kadar var da açıklaması yapmıştı. Sanık Ercan Fırat, Yıldırım'ın açıklamalarını duruşma salonunda savunma olarak kullandı. Her fırsatta duruşmayı sabote etmeye çalışan Hüsnü Çalmuk, Mahkeme Başkanı Haydar Metiner'in uyarısını aldı. Çalmuk'un avukatına bir şeyler verdiğini gören Metiner, burası belge alışverişi yapma yeri değil diyerek Çalmuk'un oturduğu yeri değiştirdi. Çalmuk aralarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de olduğu bazı isimlerin davaya katılma kararlarının iptal edilmesini istedi. FETÖ soruşturmaları, yargılamalar, FETÖ'den boşalan koltuklara hücum eden tarikatlar. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu yeni kitapları Metastazı Ulusal Kanal'a anlattı. Erken uyarı vermeyi hedefliyoruz diyen yazarlar FETÖ'nün devlette tutunma çabalarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Biz kitapta şunu yanıtını aradık. Onlardan boşalan koltuklara kimler yerleşti? Ama bununla birlikte tasfiye edilen FETÖ'cülerin yargılanmalarında neler yaşanıyor? Cumhuriyettir FETÖ'nün panzeri. Başka da bir uzakta bir şey aramaya gerek yok. Türkiye'de FETÖ'yle mücadele hız kesmeden sürüyor. Peki FETÖ'den boşalan koltuklara kimler yerleşiyor? Soruşturmalar, yargılamalar, tarikatlar ve cemaatler. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu yeni kitapları Metastaz'ı Ulusal Kanal'a anlattı. Peki kitabın adı neden Metastaz? Hatırlarsanız FETÖ için en çok yapılan benzetme kanser hücresine dairdi. Kanser hücresinin başka organlara sıçramasına ve yeniden kendisini yaşatmasına metastaz diyoruz ya, biz de o nedenle FETÖ'nün hem mantık olarak başka tarikatların, başka örgütlenmelerin üstünden kendisini yeniden üretmesine
metastaz dedik. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan bir erken uyarı vermeye çalıştıklarını söylüyor. Menzicilerden tutun da İskenderpaşa cemaatine kadar Nakşi ve Nur tarikatlarının devlette nasıl yer etmeye çalıştığını, FETÖ'den boşalan koltuklarda nasıl tutunmaya çalıştığını örnekleriyle anlatmaya çalıştı. FETÖ'cüler tasfiye edilirken yerlerine başka cemaatler mi yerleştiriliyor? Metastaz'ın yazarlarına göre bazı cemaatler rol kapma peşinde. Menzilciler şu an en popüler olanlardan bir tanesi. İskenderpaşacılar bakıyorsunuz Yargıtay'da çok büyük oranda İskenderpaşacıların ağırlığından söz ediliyor. Erenköy cemaatinde. Sağlık Bakanlığı'nda menzilciler güçlü olmaya çalışıyor. Yargıda İskenderpaşa güçlü olmaya çalışıyor ve birbirlerinin ayağını da kaydırmaya çalışıyorlar. Ben İskenderpaşacıyım, ben menzilciyim diyen cemaat mensuplarının ne kadar o cemaate ait olduğu da şüpheli bir durumda. Bu şüphenin nedeni FETÖ'nün kendini kamufle etmek için kullandığı renklendirme yöntemi. FETÖ'cülerin kendilerini kurtarmak için başka cemaattenmiş gibi kendisini savunma stratejisini belgeledik. Diyorlar ki kendinizi renklendirin. Ne demek renklendirin? Geçmişte neydi bir insanın Fethullahçı olmasının ölçüsü? Fethullahçıların dernekleri var, Fethullahçıların gittikleri okullar var. Buraların dışına çıkın. Başka renklere karışın. Bu siyasi parti, muhalif partiler de olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi de olabilir. Atatürkçülük de olabilir. Ama en yakın, en çok görünen şeylerden biri bu başka tarikatlarda olabilir. Bu renklendirme demiş olduğumuz şey emniyetin 386 sayfalık mahrem yapılanması raporunda olan bir şey ve görülüyor ki çok da kullanılan bir şey. Soruşturma ve yargılama süreçlerinde en dikkat çeken zaaflardan biri FETÖ borsası. Kimisi kişisel ilişkiler aracılığıyla, kimileri medyayı kullanarak, kimi de servet transferi sağlayarak ama her üçü de yargı içerisine doğru bu işi taşıyarak bazı iş adamlarını kurtarıyorlar. İşte FETÖ borsası bu açıdan hem mafyatik, hem medyatik, hem tarikat, hem de sermaye düzeninin o birleştiği kabın içerisinde gerçekleşiyor. FETÖ borsası tam da işte budur. Metastaz'ın yazarları FETÖ'yle mücadelede geçmişten ders alınması gerektiğini vurguluyor. Cumhuriyettir FETÖ'nün panzeri. Başka da bir uzakta bir şey aramaya gerek yok. 15 Temmuz'un öğreticiliğinin bence laiklik olması gerekir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı etiği bildirgesi tanıtım toplantısında konuştu. Gül, hile ve kumpasla hukuku çiğneyenlerin Türk yargısı içinde yeri yok dedi. Çok değerli misafirler, adalet ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselmektedir. Adalet, hukuka bağlılık dışında her türlü bağlılığı reddetmeyi gerektirmektedir. Aklı ve muhakemeyi değersizleştirenlerin, FETÖ'nün kurşun askerlerinin adaleti ve kendilerini ne hale düşürdüklerini hep birlikte gördük. Hukuka bağlılık yerine örgüt bağlılığını ikame edenlerin, cübbesini örgüt rütbesini gizlemek için araç haline getirenlerin büyük hüsranı 15 Temmuz'da apaçık görüldü. Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin Türk yargısı içinde yeri yoktur. Bundan sonra da asla olmayacaktır. Türk yargısı bağımsızlık ve tarafsızlık vasfını koruyarak yargı yetkisini anayasamızın emrettiği gibi Türk milleti adına kullanmaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk donanmasının Mavi Vatan 2019 tatbikatıyla 103 gemiyle 20 bine yakın personeliyle yaptığı o görkemli tatbikat Güney Kıbrıs Rum kesimini ciddi anlamda panikletti. Rumlar Fransa'ya üst kurma noktasında çalışmalarınızı hızlandırın talebinde bulundular. Bu korku sebebiyle de biraz Vatan Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Soner Polat da bölgedeki son girişimlerle ilgili hükümete çarpıcı önemli uyarılarda bulundu. Fransa, Kıbrıs'ta kalıcı üs kurmak için çalışmalara başladı. Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatı bölgedeki girişimleri hızlandırdı. Türk donanmasının Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de gerçekleştirdiği gövde gösterisi sonrası Rum kesimi panikledi. Fransa'ya çalışmalar hızlandırılsın talebinde bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat süreci Aydınlık Gazetesi'nde değerlendirdi. Emekli Tümamiral Soner Polat, Rum kesiminin Türkiye'yi deniz ve hava üsleri üzerinden nasıl köşeye sıkıştırmayı planladığını aktardı. Fransız donanması için Marie Larnaca'daki Vengalos Flarakis deniz üssünün kapasitesini genişletme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Deniz üssü AB'ye ait gemilere de hizmet verecek. Diğer taraftan Güney Kıbrıs Rum yönetimi BAF'ta bulunan Andreas Papandreou hava üssünü de modernize ediyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi AB'ye hem deniz üssü hem de hava üssü kolaylıkları sağlayarak Türkiye ile karşı karşıya getirmeye hedefliyor. Batı ülkelerinin bölgede uluslararası hukuku hiçe saydığını söyleyen Polat, 11 Şubat 1959 tarihli garanti anlaşmasını hatırlattı. Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini, gerekse adanın taksimini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye, yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler. Bu durumda Fransa Rum kesimiyle savunma anlaşması yaparak uluslararası hukuku ihlal etmiş oluyor. Polat yaşanan son gelişmeler çerçevesinde hükümeti uyardı. AB'ye Kıbrıs sorununun çözümünde etkin bir rol biçmek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin köküne dinamit koymakla eş anlamlıdır. Akıncı'nın Avrupa ve AB aşkıyla yanıp tutuştuğu bir dönemde Türkiye'nin sessizliği dikkate alınırsa durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Türkiye kendine yeni bir rota çizmeli. Batı'nın ikiyüzlü ve sinsi politikalarına aldırış bile etmeden kararlılıkla yoluna devam etmelidir. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyet pazar günü Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı ziyaret etti. Görüşmede Çin tarafı Suriye devletinin ve halkının teröre karşı mücadelesinden övgüyle söz etti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyet Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı ziyaret etti. Görüşmede iki taraf Suriye ve Çin arasında farklı alanlardaki sağlam ve güçlü ilişkileri belirtti. Taraflar iki ülkenin siyasi, ekonomi, askeri, kültürel ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliği ve koordinasyonu pekiştirme gereğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Esad, Suriye ve halkına yönelik yıllardır sürdürülen muhtelif yönlü savaşın son süreç içinde yeni bir boyut kazandığına dikkat çekti. Suriye lideri, yeni savaşın temel boyutunun ekonomik yaptırımlar ve ekonomik savaş olduğuna vurgu yaptı. Esad, Suriye'de teröre karşı yürütülen savaşın uluslararası arenadaki geniş savaşın bir parçası olduğunu kaydetti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen ise Çin'in Suriye ile ilişkilerine uzun süreçli stratejik ilişkiler gözüyle baktığına dikkat çekti. Chen, Suriye yönetimi ve halkının teröre karşı kahraman mücadelesi neticesinde durumun çok daha iyi olduğunu ve iyiye gittiğini belirtti. Ülkesinin Suriye'ye gerekli yardım ve desteği sunmaya devam edeceğinin altını çizen Chen, teröre karşı savaşında Suriye'ye yardım ve desteğin önemini kaydetti. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri yani PYD esas unsurunu oluşturan kuvvet, IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son yer alan Bahkus köyüne yeni bir saldırı başlattı. Uluslararası ajanslara göre IŞİD militanları köyün içinde sıkışmış halde. Yeni Şafak ise Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaştığı IŞİD'lilere yeni pasaport vererek Irak üzerinden kaçmalarına göz yumduğunu yazdı. Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son yer olan Bakuz'a yeni saldırı başlattı. Uluslararası ajansların haberlerine göre IŞİD militanları köyün içinde sıkışmış durumda. SDG ve koalisyon uçaklarının saldırısı sonucu IŞİD militanlarının kampının alevler içinde olduğu kaydedildi. Geçen pazartesi günü Baguz'dan 3000 kişi tahliye edilmiş, daha sonra da 500'ü IŞİD militanlarından oluşan 3500 kişi salı günü köyden çıkarılmıştı. Yeni Şafak gazetesi ise ortaya çarpıcı bir iddia attı. Buna göre Amerika'nın şu ana kadar PKK'ya ait kamplarda yaklaşık 2000 IŞİD'liyi sorguladığı belirtildi. 2000 teröristten 140'ına ise Amerika tarafından sahte pasaport verildi.
Teröristlerin yeni isim, kimlik ve pasaportlarıyla Amerika'nın yeni gizli planları için Irak üzerinden bölge dışına çıkarıldığı iddia ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 3 günlük resmi bir ziyaret için Irak'a gitti. Irak'ta havalimanında resmi törenle karşılandı. Ruhani buradan Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek mevkidaşı Berham Salih'le bir araya geldi. Basın mensuplarının karşısına geçen iki ülkenin Cumhurbaşkanı işbirliği mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 3 günlük resmi ziyaret için Irak'ta. Bağdat'ta Ruhani'yi Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim karşıladı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Ruhani ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Salih mevkidaşını resmi törenle karşıladı. İki lider önce basına kapalı görüştü, sonrasında kameraların karşısına geçti. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ülkesinde terör tehdidinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. İran ve bölge ülkelerini işbirliğine çağırdı. Terörün bölgemizde ve ülkemizde yeniden ortaya çıkmaması için İran ve diğer ülkelerle ortak mücadele ve işbirliği gerekiyor. Bölge ülkeleri Irak'ın istikrarının önemi ve bunun desteklenmesini idrak ediyor. Irak, İran ve Türkiye'nin yanı sıra Arap ülkelerinin komşusu olduğu için şanslı bir ülkedir. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de iki ülke arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek Irak'la ortak işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Irak bizim ikinci vatanımızdır. Irak'la ikili ilişkilerimiz binlerce yıla dayanıyor. Bu tarihi ve bölgesel ilişkilerden vazgeçemeyiz. Bunları güçlendirmemiz lazım. Ruhani'nin Irak temasları kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi başta olmak üzere diğer birçok siyasi, dini isimle de bir araya gelmesi bekleniyor. Venezuela-Kolombiya sınırındaki köprü üstünde geçen ay yakılan kamyonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerikan New York Times gazetesi yardım malzemesi taşıyan tırların hükümet karşıtları yani Maduro karşıtları tarafından yakıldığını yazdı. Amerikalı New York Times gazetesi geçen ay Kolombiya'dan Venezuela'ya sokulmaya çalışılırken sınırda yanan yardım konvoyunda çıkan yangını hükümet karşıtlarının çıkardığını yazdı. Gazeteye göre yardım kamyonlarındaki yangına Maduro'yu protesto eden gruplar arasından atılan bir Molotov kokteyli sebep oldu. 23 Şubat'ta yardım konvoyunda yangın çıkınca Batı basını olayı Maduro insani yardım konvoyunu ateşe verdirtti şeklinde duyurmuştu. Kolombiya hükümeti de sınırda yanan kamyonlardan Maduro yönetimini sorumlu tutmuştu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Florida Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio başta olmak üzere aynı gün birçok Maduro muhalifi de gıda ve ilaç taşıdığı belirtilen yardım kamyonlarının Maduro'nun emriyle yakıldığını iddia etmişti. Artık Amerikan yalanlarının dayanıklılık süresi de daha da azalmaya başladı. İtiraflar çok daha hızlı geliyor ama bu yalanlar artık dünyanın karnı tok. İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışı için Avrupa Birliği ile yeni bir anlaşma imzalayamadı. Daha önce İngiltere Parlamentosu'nda reddedilen anlaşmada istenilen değişiklikleri yapamayan May, mecburen aynı anlaşmayı yeniden oylamaya sunacak. Anlaşma Avam Kamarası'nda yine reddedilirse anlaşmasız çıkış için oylama yapılacak. 12 Mart geldi çattı. İngiltere'de yeni anlaşma imzalanmadı. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkış şartlarını düzenleyen yeni bir anlaşma için çalışan İngiltere Başbakanı Theresa May istediği sonucu elde edemedi. Başbakan Theresa May'in 15 Ocak'ta parlamentoda tarihi çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması salı günü yeniden oylamaya sunulacak. Anlaşma tekrar reddedilirse milletvekilleri çarşamba günü anlaşma yapmadan ayrılmayı oylayacaklar. Eğer bu da reddedilirse perşembe günü Brexit'i erteleme oylanacak.
İngiliz parlamentosu Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden çıkması sonucunda oluşacak. İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki katı sınır prosedürlerini kabul etmiyor. Başbakan Theresa May ise Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallığın İrlanda sınırını özel bölge olarak kabul etmesini istemişti. Avrupa Birliği ise bu talebi reddetmiş. Brexit'in gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık'la İrlanda arasında yeni gümrük prosedürleri geleceğini duyurmuştu. ABD ve Avrupa arasındaki çelişkilere ilişkin çok sayıda gelişme oldu geçtiğimiz yıl boyunca. Hep bunların haberlerini sizlere sunmuştuk. Yine önemli bir gelişme, bayağı çarpıcı bir gelişme. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına vize uygulayacak. Açıklama Avrupa Birliği'nin resmi sitesinde de yayınlandı. ABD'de AB'nin yeni elektronik vize sistemine dahil edilmiş oldu. ETIAS vizesi uygulaması 2021'de başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları 2020'den itibaren Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için vize almak zorunda kalacak. Açıklama Avrupa Birliği'nin resmi sitesinde yer aldı. ABD vatandaşlarının alacakları ETIAS vizesiyle Schengen bölgesinde bulunan 26 ülkeye giriş yapılabileceği kaydedildi. ABD ile birlikte toplam 60 ülke vatandaşının AB Schengen bölgesine giriş yapması için vize istenecek. Avrupa Birliği sınırlarından kimlerin geçtiğinin bilinmesinin çok önemli olduğu belirtildi. Bu şekilde Avrupa'ya kimlerin seyahat ettiğini kendileri buraya gelmeden bileceğiz denildi. ETIAS vizesi 2021'den itibaren uygulanmaya başlayacak. Kore halkı pazar günü parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde seçimler 5 yılda bir tekrarlanıyor. Seçime katılacak adaylar Kore İşçi Partisi ve diğer partiler tarafından belirleniyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde halk parlamento seçimi için sandık başına gitti. Seçimler sandalyeli 14. Yüksek Halk Meclisi'nin üyelerinin belirlenmesi için yapıldı. 17 yaşından büyük seçmenler sabah saat 9'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde ilk parlamento seçimi Mart 2014'te yapılmıştı. 5 yılda bir tekrarlanan seçimlerde adaylar, iktidardaki Kore İşçi Partisi ve mecliste sandalye sahibi diğer koalisyon partileri tarafından belirleniyor. Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı'ndan tamamen çekiliyor. THY İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde taşınacak. Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu. Açıklama Türk Hava Yolları'nın Twitter adresinden yapıldı. Açıklamada büyük taşınma başlıyor ifadesine yer verildi. Türk Hava Yolları 6 Nisan 2019 saat 2 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son verecek. 6 Nisan 2019 saat 14 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler İstiklal Marşımızın 98. yıl dönümü için bir klip hazırladılar. Ordu'dan Van'a, Kocaeli'den Aksaray'a farklı illerdeki öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi. İstiklal Marşı'nın 98. yılı için özel bir klip hazırlandı. Projeyi Ordu'nun Gölköy ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sevcan Aydemir hazırladı. İstiklal Marşımızın kabulü 98. yılı münasebetiyle bu videoyu çektik. Aydemir, İstiklal Marşı klibi için farklı illerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere ulaştı. İstiklal Marşımızın özü milli birlik, beraberlik, kardeşlik gibi manevi değerlerimizden yola çıkarak yazıldığı için biz de Türkiye'nin dört bir yanından
10 öğretmen ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle birlikte, yani öğrencilerimizle birlikte bu videoyu çektik. Klipte 9 farklı ildeki okullardan öğretmenle öğrenciler yer aldı. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası coşkuyla seslendirildi. Bereketli ovaları susuzluk yüzünden ekilemeyen Antalya'nın 5 köyü günden güne ıssızlaşıyor. Nüfusunun yarısından fazlası göç eden köyün eşsiz tarihi 9'u bir dönem kırsal turizme açıldı. Beyişliler buradan da umduğunu bulamadı. Köylüler ata toprağında yeniden üretim yapmak istiyor. Sadece şehirde değil, hayat köyde de var. Antalya'nın Korkuteli'ne bağlı Beyişköy Beydağları'nın eteklerinde uçsuz bucaksız ovaları ve bereketli topraklarıyla bin yıldır ayakta. Bütün şehir yasasıyla nüfus kaybeden hayalet köylerden biri. Dönmeyi bekliyor yani, kimse memnun değil asgari ücretle çalışmaktan ilk kapısında. Ev düzen yapılsa niye gelmesin ki, su gelse? Köye su gelse gelir. Beyiş ve çevre köylerin en büyük sorunu susuzluk. Özellikle sulama suyu sıkıntısı var burada şu anda. Ondan dolayı köyümüzde gençler özellikle göç ediyor yani. Köyde genç nesli kalmadı, sadece yaşlı kesimler var. Kalanlar da çobancılık yaparak, çiftçilik yaparak geçimini idare ettirmeye çalışıyor şu anda. Su gelirse bizim ovamızda adamı eksen adam yetişir. Köy kırsal turizm için de elverişli. Girişimciler Susuz Beyiş'i 2012 yılında kırsal turizme açtı. Bazı evler konaklamaya uygun olarak restore edildi. Ancak bu projede yarım kaldı. Elimizdeki yapıları restore ederek, değerlendirerek yani turistlere, yerli turist olsun, yabancı turist olsun, keşke bunları sunabilsek gelen turistlere. En azından köylü için de bir gelir kaynağı olur. Köyde yetişen gençlerimiz köyü terk etmek zorunda kalmazlar. Köy halkı susuzluk sorununa acil çözüm bekliyor. Gerekli altyapı var. Şöyle var. Sontaj vurulabilir. Sadece birkaç yere vuruldu. Ondan sonra bırakın. İsterinizse sontajlar vurulabilir. Sontajdan ziyade Beydağları zaten sulak bir alan. Oradan da su getirilirse. Beyiş'in çalışkan insanları bereketli ovalarında üretime dönmek istiyor. Tüketici ucuz alır. Üretici de yani ekmek kapı sorur. Biz bekliyoruz yani büyüklerimizden. Umudu kesmedik henüz. Dünyada robotlar ve yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor. Son zamanlarda bu teknolojik çalışmalara Türkiye'de de rastlamak mümkün. Onlardan biri de Türk yapımı Akıncı 4 robot. Beni. Sen de çok sevimlisin. Artık ekranlardan takip ediyoruz seni. Konya'da bir yazılım firmasınca tasarlanan, üstün özelliklere sahip insansı robot Akıncı 4 kusursuz şekilde yürümeye başladı. 4 serisi de şu anda ilk yürüme testlerini görmeye başladık. Çok yakın zamanda koşma hızına yakın bir yürüme temposuna erişmeyi düşünüyoruz. Tamamen yerli yazılımlarla çalışan Akıncı 4, 7 dil biliyor. Başta Türkçe olmak üzere 7 dili konuşabiliyor. Biz burada geldiğimiz teknolojiyi göstermek için insanın konuştuğunu bir robot anlıyor, ancak bir robotun konuştuğunu da farklı bir robot, yani farklı bir yapay zeka algılayıp cevaplayabilir. Bunu göstermek istedik. Yapay zeka ve görüntü işleme yazılımı sayesinde konuşabilen Akıncı 4, insanları tanıyor, yaş ve cinsiyet gibi konularda analiz yapabiliyor. Derin öğrenme özelliğine sahip insansı robot, farklı sektörlerde de görev alacak şekilde programlanabilecek. Yıllık bir tarih yok oldu. Anıt ağaç olarak tescil edilen serve ağacı, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi, dalları kırıldı. Bursa'nın İznik ilçesinde 6 yıl önce anıt ağaç ilan edilen 700 yıllık servi ağacı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Duruma isyan eden mahalle sakinleri, ağacın yuva yapan arıları kovmak amacıyla kesildiğini iddia etti. Jandarma ekipleri 700 yıllık dev ağacın kim ya da kimler tarafından tahrip edildiğini tespit etmek için çalışma başlattı. Haftanın bu ilk gününde 11 Mart 2019 Pazartesi günü günün gelişmelerini sizlere aktardık. Tabii haberlere şöyle bir baktığımızda da Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyi öğrenebiliyoruz. Derdi olan hangi vatandaşa dokunsak aynı ses çıkıyor, aynı şey söyleniyor. Üretim, üretim, üretim. Fabrikasından kovulan işçi de, tazminatını alamayan, alnının terini dökemeyen, namusuyla kazanamayan, üretim yapamayan işçi de diyor ki, ya devlet desteklesin, biz bu fabrikayı ayağa kaldırırız. Şimdi hırsızlar dolaşıyor, eserkeşler dolaşıyor içeride diyor. Bir taraftan Amikovası su altında kalmış,
hiçbir şekilde üretim yapamaz hale gelmişler. Üretici desteklenmeli diyor. Bir taraftan Ziraatçılar Derneği diyor ki patatese ithalatı kaldırıyor hükümet. Tam tersine patates üreticisini desteklese bu Türkiye için esaslı çözüm olacaktır diyor. Aynı vurguyu yapıyor. Bir taraftan artık ıssızlaşan Antalya'daki bir köyümüzde de vatandaş diyor ki ya burası artık yeniden yaşanılabilir, üretimin olduğu bir yer haline getirilebilir, getirilmeli diyor. Yani üretim varsa hayat var, üretim yoksa hayat yok, üretim yoksa zenginlik yok, bereket yok. Gerçekten kalıcı bir refah yaratma imkanı da kesinlikle yok. Ve ne yazık ki hükümet üretim odaklı bir ekonomi politikası yaratamıyor. Ekonomik veriler ortada, artık kriz perdelenemiyor. Madem ki perdelenemiyor, Türk milleti de o gerçeği görecek ve Türkiye'nin çözümü olan seçeneği eninde sonunda Türkiye'de iktidar yapacak diyelim. Ve bugün bize ayrılan sürenin sona ermesiyle birlikte sizlere veda edelim. Türkiye gemisinde yeni dünya rotasında buluşmak üzere saat 20'de çıkış yolu programını mutlaka izleyin diye hatırlatalım. Dinleyin diye hatırlatalım. İyi akşamlar dileyelim.